Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. HK, Hong Kong'da 1 milyar dolar değerleme hedefliyor. Adı altındaki bu haberi inceleyeceğiz. Tabii aynı zamanda Çin ve Hong Kong tarafını değerlendirirken eğer vakit kalırsa her videoda olduğu gibi sona doğru ee, yükselebilecek ve alınabilecek altcoinler listesinde ilerlemeye gayret edeceğiz. Dijital varlık şirketi HK Group 1 milyar doların üzerinde değerleme ile fon toplamayı planlıyor. Yapılan açıklamalara göre Hong Kong merkezli kripto şirketi 100 ila 200 milyon dolar fon toplamaya hazırlanıyor. Bu arada şu an e, Çin kaynaklı aynı zamanda Hong Kong merkezli o kadar çok e, fon var ki bunların çok büyük bir kısmı bu arada Web3 projelerine kayıyor. Bunu e, baştan söyleyeyim. O yüzden belli büyük eller e, Web3 projelerini söndürmeyecek gibi gözüküyor. Özellikle e, bakın bir Web3 projesi e, bir de post mekanizmasına yönelik inanılmaz derecede bir fon ayrımı yapılmakta. Hong Kong tarafında zaten Hong Kong şu an ilerlemeye devam ederken bunları e, kesinlikle olumlu anlamda rahat bırakmıyor diyebilirim. O yüzden hep söylüyorum e, Web3'ün hype'ı tek sezonluk bir hype değildi. Yani geçen sezon yandı işte e, şimdi söndü falan tarzında bir hype sezonundan bahsetmiyoruz. Biz Web3 için gerçekten kalıcı ve sağlam bir kategoridir ki önceki videoda biliyorsunuz e, konuyla bağlantılı Conflux'a da değinmiştik. Post mekanizması da aynı şekilde. Ben post mekanizmasını e, kullanan web 3 projelerinizi e, web 3 projelerine bir göz atmanız gerektiğini düşünüyorum. Bunlar arasında tabii ki en çok hani bilinen ve en meşhuru Ethereum'dur. Bilindiği üzere Hong Kong son dönemlerde kripto merkezi olma yolunda emin adımlarla yoluna devam ediyor. Pek çok kripto şirketi ülkelerindeki düzenleyici yaptırımlar nedeniyle soluğu Hong Kong'da almaya başladı. Doğru Hong Kong 1 Haziran'da çıkaracak olan çıkacak olan yeni lisanslama durumuyla alakalı biliyorsunuz. Zaten çok emin adımlarla ilerliyor. Tabii bundan sonra çok daha fazla bu noktaya geçiş yaşanabilir ve farklı borsalar fazla fazla kripto borsalarını da burada lisanslama ihtimalleri çok yüksek olacaktır. E, bir Avrupa Birliği Mika ile birlikte iki Hong Kong tarafı inanılmaz derecede çalışıyor. Tabi bu çalışmalar devam ettikçe de e, farklı kripto şirketlerine de bir can geliyor ve e, bir cesaret gel, e, geldiğini de belirtmek lazım. Bakınız Ripple ve Coinbase tarafı ABD'yi çatır çatır e, tehdit etmeye devam ediyor çıkmakla. Bütün bunlar olurken zaten çıkılıyor da. Özellikle ABD gibi düzenleyici bir netliğin bulunmadığı yahut gelen regülasyonların çok ağır ve sert olduğu noktalardan sürekli şirketler çekilmeye devam ediyor. Tabii Avrupa Birliği tarafına, Hong Kong tarafına kaymalar yaşanmaktadır. HK ise Hong Kong'daki iki lisanslı dijital varlık şirketlerinden biri. Bu yüzden de şirket şehrin kripto merkezi olma yolundaki girişimlerinde Geri planda kalmamak adına yeni adımlar atmaya başladı diyor. E şunu söyleyeyim Hong Kong ve Avrupa Birliği'nde yakın zamanda biliyorsunuz bir takım borsalar lisanslanacak ve e projelerde buralara açılım yapacak. Bunları e yakından takip edeceğiz çünkü bunlar gelecekte iyi yerlere gelebilme konusunda güzel bir adım atmışlar anlamı taşıyacaktır. Dediğim gibi bunları anı anına yakından inceleyeceğiz. HSK 1 milyar dolar değerlemeyle fon arayışında. Hong Kong merkezli HSK Group, kentin dijital varlık hamlelerinin ortasında 1 milyar dolar değerleme üzerinden 100 milyon ila 200 milyon dolar fon sağlamayı hedefliyor. Şirket şu anda fon sağlamak ve potansiyel yatırımcıları ikna etmek için erken aşama görüşmelerinde. Buna bağlı olarak anlaşmalar zamanla netleşmeye başlayınca fonun büyüklüğü ve değerlemenin değişmesi bekleniyor. Yapılan açıklamalara göre ise rakamların henüz kesinleşmemiş olduğu belirtildi. Hong Kong'da daha çok fazla proje bakın ilerleyen aylarda ve yıllarda daha çok fazla farklı proje zaten fon alına çıkar. E çünkü fonlayacak adam çok yani fonlayacak taraf çok olduğu için dolayısıyla arzı olunca talebi de görebilmek mümkün oluyor diyebiliriz. Kısa süre önce Hong Kong'un ilk Web3 festivaline ev sahipliği yapan Hashgay, Hong Kong'daki varlık yönetimi, OTC masası ve borsa hizmetlerine de start verdi. Borsanın ise 2023'ün ikinci çeyreğinde hizmet vermeye başlayacağı belirtiliyor. Zaten ilerleyen vakitlerde dediğim gibi daha çok fazla borsa burada yeni lisanslamalar alacaktır. Bakalım biraz İran tarihi biliyorsunuz. Artık çok güzel olacak. Bu arada Mika'nın da en cazip yanı Avrupa Birliği tarafındaki Mika'nın en cazip yanı bir borsa üye bir ülkeden lisans aldığında diğer her pazarlardan lisans almış gibi buralarda e, resmi ve yasal olarak pazarlara açılmış bulunuyor. ABD tarafında da gelecek iki ay içerisinde bir yasa çıkacak e, Mika vari bir yasa olacak bu e, doğru tabir edilirse bunu da yakından inceleyeceğiz. Olumlu gelmesini bekliyorum çünkü. Başka şansları olmayacaktır. Bakalım. Bilindiği üzere ABD'de düzenleyici çerçeve eksikliğinden kaynaklı olarak pek çok borsada Hong Kong'da lisans almak için sıraya girmiş durumda. Bunlardan bazıları ise OKX, Bitget ve Huobi gibi borsalar olduğu biliniyor. Bu arada Justin Sun'ın iddia ettiği 6 farklı taraftaki dış ticarette Tron kullanımı hususunda bunlardan birinin ben Hong Kong olabileceğini düşünüyorum. Hong Kong kripto merkezi olma yolunda istikrarlı. Çin'in aksine Hong Kong son dönemlerde kripto inovasyonlarına ve şirketlerine kapılarını sonuna kadar açmış durumda. E, Çin'in aksine değil zaten. E, Çin'in e, arkadan şey yapmasıyla, teşviğiyle bunlar oluyor. Yoksa zaten olamaz. Haricinde Çin girmese de e, Çin'in şirketleri de aynı şekilde kriptolara kapıyı açıyor. Bakınız Conflux, bakınız The Graph değil mi? Bakınız poligon, yakın zamanlı şeyler hep bunlar, örnekler. Kripto endüstrisi konusunda daha yenilikçi bir yaklaşım benimseyen Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu ise kripto merkezine dönüşmenin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olduğu söylenebilir. Doğru, zaten genel olarak tutumları pozitif, ABD tarafında olduğu gibi değil yani. Öte yandan Ripple kısa süre önce Hong Kong para otoritesinin EHKD pilot programına katıldı. HKMA'nın Pilot Merkez Bankası Dijital Para Birimi programı Web3 işlemlerinin tokenize varlıkların ve tokenize mevduatların çözümünü içeren önemli kullanımlarını keşfetmeye çalışacak. Yakın zamanda Karadağ'da birlikte çalışan Ripple şu an açılıyor. Bunu ayrı bir videoda detaylı bir şekilde ele alacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.